oldu böyle? Geçmiş olsun. Yardım edebilir miyim? Teşekkür ederim. Ufak bir tamir de bitti. Hayrola, siz nereye böyle? Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye. Çantam şikayetlerle dolu. Yemediği halt kalmamış. Evine erkek alıyormuş. Öğleden sonra dersleri bırakıp mektebi kapatıp kırlarda keyif çatıyormuş. Yemediği halt kalmamış. Desenize 15 gün sürecek bir tahkikat. Artık bakalım. Boş yere adam öldürmek yok. Bize paraları lazım. Neyse, şimdilik Allah'a ısmarladık. Hava kararmadan köye varmalıyım. Hadi oğlum, çek. Güle güle. Yolunuz açık olsun. Aşağı. Defol oradan, inmiyorum! Dur şuna! Çek elini terbiyesiz herif! Oramı buramı ellemeye utanmıyor musun? Çekil paraları! Ulan serseri! Ulan eşkıya tasla! Adamlarına söyle çekilsinler... ...yoksa hepinizi öldürürüm! Bin arabaya, bin! Çek! Çek arabacı! Ormanlar, bir millet için en önemli gelir kaynaklarından biridir. Ormanlar, verimli toprakların sellerle, rüzgarlarla denizlere dökülmesine engel olur. Yağmur yağmasına yardımcı olur. Ormanların en büyük düşmanı, yangınlar ve keçilerdir. Keçiler ağaçların kabuklarını yediklerinden, ağaçlar kurur. Hasan Çavuş, Hasan Çavuş! Hoş gel, içemeliği yakaladık! Al bu işkiyat aslanı, arkadaşları kaçtılar. Ulan sıçan Ali, sen yine mi bu işlere başladın? Siz merak etmeyin, şimdi ötekilerini de kolayca yakalarız. Sağ ol. Hadi, in aşağı bakalım. Ormanları korumak sade korucunun değil, hepimizin ödevidir. Şimdi dersimiz müzik. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız efendim. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Hiç ağlıyor çocuklar, haydi çabuk derse koş. İçimde bir sevinç var, şu müzik dersine hoş. Do, re, mi, fa, sol. Neredeyim? Gümüşdere köyünde. Ben de öğretmen Lale. Eksik olmayın. Sizinle bu durumda karşılaşmak istemezdim.
Hele bana hizmetinizin geçmesine asla. Çünkü size uğur getirmiyorum. Bilakis çok uğur getiriyorsunuz. Bakın şu gelen telgrafa. Fakat madem ki tahkikata geldiniz, bunu şimdiden göstermem doğru olmaz. Bu akşam siz burada istirahat edin, size çorba da hazırlattım. Yarın istediğiniz gibi beni sorguya çekebilirsiniz. Geçmiş olsun müfettiş hanım. Teşekkür ederim. Mercimek çorbasını sever misin? Yemi, yemiyor mu? Allah rahatlık versin. Sağ ol. Allah rahatlık versin. Teşekkür ederim Ömer. Sana çok zahmet oldu. Öğretmenin evine aldığı olan bu olsa gerek. Doğrusu pek de yakışıklı olan. Müfettişler müfettiş. Günaydın, kahvaltınızı getirdim. Lüzum yok artık. Yeni bir güne girdik. Misafirlik bitti, vazife başladı. Artık hiçbir ikramınızı kabul edemem. Hem şuracıkta, çantamda her şeyim var benim. Hem bilirsiniz ki müfettiş hiçbir ikram kabul edemez. Kanunen yasaktır. Ben yalnız kuru ekmeğinizi kabul edebilirim. Nasıl isterseniz. Müsaade ederseniz ben derse gidiyorum. Saçların da bozulmuş. İğneyi hazırladım öğretmenim. Aferin sana. Korkacak hiçbir şey yok. Bu sefer iğnesiz yapacağım. Dur bakayım, dur şöyle. Günaydın. Günaydın. Ama bu ne? Öğrencilerimin arasında birkaç tane bünyeleri ve kemikleri çok zayıf çocuk var. Onlara kalsiyum yapıyorum. Güzel. Yalnız bunların parası? Hı? Birazı kendimden, birazı da devletten. Devletten mi? Müteferrik masraflardan. Ama müteferrik masraflarda ilaç diye bir şey yok ki. Fakat okul badanası diye bir şey var ya, oradan alıp buraya veriyorum. O halde sahte evrak meselesi demek doğru. Tamam. Şu elimdeki enjeksiyonda bir nevi kireçtir. Bu sıska çocukların biçare kemiklerini beslemek için. Hayır, hayır! Buna devlet dilinde sahtekarlık derler. Bu biçarelere ben bu kalsiyumu vermezsem ömürlerinin sonuna kadar cılız ve hastalıklı kalırlar. Veremezsin efendim! Kanun harcıdır senin bu yaptığın! Ya da Allah rızası için bana gösterme bunları. Bu şefkat güzel. Fakat kanun bakımından buna fazla sarfiyat derler, sahte senet derler. Olmaz efendim, olmaz! Suistimaldir bu! Emekliliğime 6 ay kala razı olamam ben!
müfettiş hanım, aslan gibi oğlumu isterim! Sen nasıl olur da benim oğlumu alır okula kapatırsın ha? Doğru mu bu söyledikleri? Doğru! Aa! Demek açıkça itiraf ha! Ne hakla, ne sıfatla! Onu size çocuğun kendisi söylesin! Öğretmen hanım! Dün akşamki araba kazasından beni kurtarmanız güzel! Akşam yemeği, sabah tereyağlı ballı kahvaltı fena değil, çocuklarla yakından ilgilenmeniz o da güzel! Fakat okula adam kapatmanız hem ayıp, hem çirkin, hem de gayrı kanuni! Onun için mecburum hakkınızda... Müsaade buyurun da bizim Şükrü efendi sizi çocuğun yanına götürsün! Şükrü efendi! Şükrü efendi, lütfen müfettiş hanımı bu kadının oğlunun yanına götür! Baş üstüne! Hadi hanım, sen evine git, ben 5 dakikaya kadar oğlunu gönderirim! 5 dakikaya kadar oğlum gelmezse, alimallah mektebin camını çerçevesine aşağı indiririm! Tövbe! Aman, bir simüklü çocuğu da ne yapacakmışım sanki, alsın da başına çalsın! Sen benim kitabımı nasıl alıyorsun? Nasıl alıyorsun? Ben camını yapacağım, oğlunu çalacağım! Kargaya bak! Karga, karga, bak beni! Duvara bak beni! Bak altında bir beynim! Gölde iki gelin! Kurna peki! Ha 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 ha! Küstü belki! Ha 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 ha! Peynir gitti! Ha 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 ha! Dostum bitti! Hey! Kargaya yaklaşarak demiş sesini şakrak! Karga peyniri yemiş, sonra şarkı söylemiş, kurnaz tilki! Ha 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 ha! Küstü belki! Ha 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 ha! Peynir gitti! Ha 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 ha! Dostum bitti! Hey! Tilki demiş sen yeni, okudun La Fontaine'i, akıllanmışsın artık, boşuna geldim yazık! Kurnaz tilki! Ha 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 ha! Küstü belki! Ha 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 ha! Oturun çocuklar, ilk dersimiz aritmetik! Buyurun! Bu ne? İşte bizim öğretmenin kapattığı deli kadının deli anlısı! Fesübhanallah, fesübhanallah! Müfettiş hanım, bu meseleyi araştırmayacaklar mı? Ha sahi, başta akıl mı kaldı? Oğlum! Sen buraya nasıl geldin? Anlat bakayım! Benim deli bir analığım vardır! Bir kazada sakatlanınca çalışamıyorum diye beni sokağa attı! Çocuk ortada kalınca hoca hanım da onu buraya aldı, şimdi bakıyor! Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir! Herkes eğlence lazım, bazı münasebetsizler deli kadını kışkırtıp öğretmene musallat ediyorlar! Hatta bir defasında baltayla saldırdı, elinden zor aldık baltayı! Aman Şükrü efendi, sıkıntı bastı bana, çabuk gidelim buradan! Hadi, teneffüse çıkabilirsiniz! Bundan sonraki dersimiz dışarıdadır, orada toplanın! Bu çocuk 18 yaşını bitirmediğine göre halen analığının velayeti altındadır! Analığının arzusu hilafına çocuğu mektepte alıkoymak suçtur! Bu haliyle sokağa mı atayım, yoksa deli anasının yanına mı vereyim? Kızım, vicdanen söylemek gerekirse sen haklısın, büyük bir iyilik yaptın fakat... Madem ki bu bir suçtur, öyleyse Şükrü efendiye söyleyeyim, çocuğu deli kadına teslim etsin! Allah aşkına söyleme bana bunları! Verecek cevap bulamıyorum! Kırda yapacağımız derse buyurmaz mısınız? Bir de onu görelim bakalım! Tövbe yarabbi! Burada her şey ters çıktı karşıma! Peki, ya bunlar hayırlı bir maksat için olursa? Ah kızım, sen bir işi hayırlı bir maksat için yaparsın, ötede 100 kişi kendi çıkarına kullanır! Devlet bu kapıyı boşuna kapamamıştır! Ne güzeldi o söz! Ha, suistimal kapısını aralamamalı, sonra ardına kadar açılır! Ya! Okulu kapatıp kırlarda ders yapmaya gelince...
sonbaharın ve ilkbaharın güzel günlerinde sınıflar büsbütün boşalıyordu. Ne tehdit, ne ceza bir netice vermiyordu. Ben de bir gün köyün ileri gelenlerini okula çağırdım. Aklı başında bir köylü şöyle söyledi: çocuklarımızın okumasını biz de istemez değiliz. Ancak buraların ahalisi kaz ve davar yetiştirmekle geçinir. Davarları gütmek için çocukları okula göndermiyoruz. Halimizi anlamak lazım. Ertesi gün çocuklara davarlarıyla gelmelerini söyledim. Ve işte o gün bugün iyi havalarda derslerimizi kırlarda yaparız. Bizim usullere aykırı ama hiç de fena olmayan bir usul galiba. Bakın görün. Çocuklar, hadi derse! Rahatınızı bozmayın siz. Yazık ki bu metodu tekaütlüğümü 6 ay kala öğrenmiş bulunuyorum. Derse başlayayım mı? Başla kızım, başla. Bu durumda ders teftiş eden bir müfettişi herhalde tarihi ilk defa görüyor. Çocuklar da seviyor, bu muhakkak. O halde bu ihbarları yapanlar kimler? Bunu mutlaka bulmak lazım. Değmez. Nasıl değmez? Bu yılanları bulmalı, başlarını ezmeli. Aman da hülek! Rüya mı gördün Şükrü Efendi? Rüya de! Yılanların başlarının ezilmesinden korktum da. Sana ne bundan? Ben de varım içlerinde. Hadi canım, alay mı ediyorsun? Vallaha öyle! Ben anlamadığım şeyin evvela aleyhinde bulunurum. Açık konuşmayı tehlikeli görürsem gizli gizli fiskos eder, el altından dedikoduyu kaynaştırırım. Velakin aklım erince de pişman olur, tövbe ederim. Meşrutiyette de böyle yaptım, cumhuriyette de böyle yaptım, şapkada da böyle yaptım, yazıda da böyle yaptım. Ben bu köyün çocuklarını okutuyor, kıt kanaat geçiniyordum. Erken günün birinde yerime genç bir öğretmen hanım geldi. 20 yıl Ekmekçioğlu medresesinde dirsek çürütmüş Şükrü Efendi, bu köyde hiç değilse 10 tane hafız yetiştirmiş Şükrü Efendi, çocukları okutamazmış, daha bu okuturmuş. Yani hem ekmeğimi elimden alacak, hem benim bilmediğim şeyleri öğretecek. Ben de onun babasına rahmet okuyacağım, öyle yağmamı var. Başladım alttan alttan kuyusunu kazmaya. Ben dolap çevire durayım, bak kızacağına bilakis şefkatle muamele etti. Ve beni kendine dört elle sarılmaya mecbur etti. Marifet benim kötü adam olduğumu diye sadece cahil, gafil adam olduğumu anlatmaktı. Sen kimsin Şükrü Efendi? Adım Şükrü olmuş, Ali olmuş, Veli olmuş, ne çıkar? Halk diye bir şey vardır ya, ben oyum işte. Sizin yılanlar dediğiniz insanlar hava gibi her yerdedir. Çoğu ben gibi cahildirler. Birer birer aramak niye yarar onları? Onları da sizin gibi okumuş kimseler sözlerinin doğruluğu ile, bilgileriyle uyarıp yola geçirmeli. Yoksa cezalandırmak suretiyle ancak birkaçını... Neyse başınızı ağrıttım, siz konuşun. Ben uyurum, uyanırım, aldırmayayım! Ben halkım, halk ya! Demek bütün söylenenler yalan, iftira. Öyleyse Ömer diye bir delikanlı ile ilgin olduğu da yalan. İstanbul'da yaşadığım maceralı hayata dair mektuplar da yalan. Bu noktalar üzerinde biraz durmak lazım. Ömer için söylenenler yalan değil, yanlış. İstanbul'daki hayatıma gelince, yalan değil, hatta az bile söylemişler. Ne söylüyorsunuz? İster misiniz anlatayım? Evet. Annemi ve babamı küçük yaşlarda kaybettim. Beni dayım büyütmüştü. İyi bir insan olan dayım, zengin bir iş adamıydı.
Bir dediğimi iki etmezdi. Tıbbiyenin 4. sınıfındaydı. Mektepte Sunay adında bir arkadaşım vardı. Hemen her gün beraberdik. Derslere ve imtihanlara hep bizim evde çalışırdık. İmtihana hazır sayılırız. Ben gidiyorum. Benimle beraber gelecek misin? Beni de Ekrem'in dükkanına bırak. Tabii, her akşam olduğu gibi. Sana epey taksi parası borçluyum, hakkını nasıl ödeyeceğim? Şu Ekrem, senin sözün olmasaydı baştan çıkarırdım. Yapamazdın, sonra ben de sana aynı şeyi yapardım. Ah, sen de nerede o kabiliyet kızım? Ne yazık ki, en yakın arkadaşımın sözlüsü. Allah gözünü doyursun, Erol, Cüneyt, Feridun... Ne yapacaksın bu kadar oğlanı? Koleksiyon. En iyisi Erol bence, sen onda karar kıl. Yaramaz. Neden? Gözü hala sende de onda. Ben değişip geliyorum, bir dakika beklersin, değil mi Sunay? Sende de bu hastalık, sabah akşam yeni kıyafet. İçkim yok, kumarım yok. Senin gibi bir erkek koleksiyonum da yok. Bütün bunların yerine bir elbise koleksiyonu. Herhalde bu da bir hastalık. Nasıl buluyorsun yeni elbisemi? Şahane, her zamanki gibi. 138. elbisen mi? Hayır, 1138. elbisem. Bakalım ben kimim? Hümeyra! Yok, Jale! Ah, yok, yok, sevgili Haleciğim! Haleciğin mi? Söyle bakalım, kimmiş o sevgili Haleciğin? Yok canım, nereden çıkardın bunu? Sen yanlış işitmiş olacaksın hayatım! Ben sevgili Laleciğim dedim! Her akşam aynı oyunu oynamaktan bıkmadın mı benim biricik aşkım? Sen bıktınsa söyle, ben daha bıkmadım! Bugün işler nasıl? Pek parlak sayılmaz. Ayo, sen yüksek iktisat mezunu bir adamsın. Bu antikacılık da nereden geldi sana? Senden olacak. Şu dükkan olmasaydı nereden tanırdım seni ben? Biliyor musun, dayım evlendikten sonra Ekrem'i yanıma alacağım diyor. Ben memur olmam. İç güveyse hiç olamam. Of! Hadi yeter çalıştın, kalk gidiyoruz. Hadi! Zamanlarda çok üzüntülü görünüyorsunuz dayıcığım. Evet kızım, bütün işlerim ters gidiyor, ancak kuvvetli bir ortak sayesinde kurtulabilirim. Bankalardan niye kredi almıyorsunuz? Yeni krediler vermek şöyle dursun, işlerim ters gidiyor diye onlar da alacaklarını istiyorlar. Ben de bu halinize çok üzülüyorum ama, elimden bir şey gelmiyor ki. Beni ancak bir kişi kurtarabilir. Ama olacak iş değil. Nedir olacak iş değil dediğin dayı? Emrullah Bey'i tanırsın, hoş adamdır, iş adamıdır, Karun kadar da zengindir. Bir zamanlar seni benden istemişti, yaşlıdır diye, o zaman olmaz demiştim. Şimdi kalkıp da Emrullah Bey, ben iflas etmek üzereyim, Lali'yi vermeye razı oluyorum, nasıl derim? İyi geceler dayı!
Yani dayın sana kısacası Emrullah Bey'le evlen demek istemiş. Bu ne dalgınlık? Antikacı Küçük Bey, senin küçük hanımın başında devlet kuşu uçuyor. Bilmeceyi bırak da baklayı çıkar ağzından. Sunay'ın gevezeliği işte. Dayımın zengin bir dostu var, adam ille benden evlenmek istemiş. Böylece dayısı iflastan kurtulacakmış. Demek iflas mı? Zavallı adam kim bilir ne haldedir. Hatta böyle durumlarda intihar eden bile olmuştur. Oh, geç bile kalmışım. Banka müdürüyle randevum var, gidip ona yetişmeliyim hemen. Şimdilik hoşça kalın. Erkekler hep böyledir işte, akılları fikirleri parada. His diye bir şey yok ki. O günden sonra Ekrem beni hiç aramadı. Bir gün dayanamadım, dükkanına gittim. Aşkımızın şerefine içelim. Beni Lale ile karıştırıyorsun galiba. Aşklar gerideki asırlarda kaldı. Doğru. Sen realist bir kızsın. Öyleyse daima beraber olmamızın şerefine içelim. Canım Sunay'ım benim. Ekrem. Sunay, çekinme. Çekinecek bir şey yok. Gelen olur. Dükkan kapalı. Hem buraya Lale'den başka kimse gelmez. Onunla da ayrıldık sayılır artık. Ayak sesleri duydum. Sana öyle geldi. Buraya kimse çıkamaz. Yasak bölgedir burası. Orası da yasak bölgedir. Parolasız girilmez. Parolayı söyle de bari başımıza bir kaza gelmesin. Parola evlenmek. Beğendim parolayı sevgilim. Şu halde benimle evlenir misin? Emrullah Bey'le konuşsanız, o sizi çok sever, Lale'yi de. Kendi menfaatim için Lale'yi evlendiremem, hem zaten kabul de etmedi. Şimdi ediyorum dayı. Dediğiniz gibi şimdiki gençler insan kıymeti bilmiyorlar. Emrullah Bey benden epeyce yaşlı ama hiç olmazsa kıymetimi bilir. Etsin. Onu ben çağırmadım, kendi gelmiş. Öyleyse ben kendim kovarım. Rezalet mi çıkarmak istiyorsunuz? Bugünden itibaren eski arkadaşlarınla görüşmek yok.
kimsenin tesiri altında kalmadan kendi arzunuzla Emrullah Çapa'yı kocalığa kabul ediyor musunuz? Lale Hanım, size soruyorum. Kimsenin tesiri altında kalmadan kendi arzunuzla Emrullah Çapa'yı kocalığa kabul ediyor musunuz? Lütfen yerlerinize gidin, kıza tesir etmeyin. Size söylüyorum, tesir etmeyin. Bu iş ancak kendi rızasıyla olur. Yerlerinize gidin diyorum sizlere. Lale Hanım, size düşünmek için 5 dakika mühlet veriyorum. Hiçbir tesir altında kalmadan düşünün ve karar verin. Düşünmeye hacet yok efendim. Ben kararımı verdim bile. Evlenmeyeceğim, yapamayacağım bu işi. Zorlamayla, hatta milyonlarla olmuyor bu iş, olmuyor! Lale kızım! Lale! Defol, defol karşımda! Rezalet bu! Sonra güzellik olur mu canım? Evlenmek istemiyorlarsa bizi buraya neden getirdiler? Gül gibi kız o kar torozla ne yapsın? Dayısı iflas etmiş. Ne yapsın kızcağız, onun için kabul etmek zorunda kalmış. Bari nikah şekerlerini dağıtsalar da elimiz boş dönmesek değil mi ya? Yani? Bu işin böyle olacağı belliydi zaten. Kadar haciz memurları evimize de geleceklerdir. Metin ol, gençsin, istikbal senindir. Hayatını yeniden tanzim et. Allah benim de taksiratımı affetsin. İşte burası sınıf. Sınıfı ahır mı yaptınız? Biraz pisenme, yarın ben kadınları gönderirim, temizlik yaparlar. Lüzum yok, ben temizlemesini bilirim. Gayrı bu gece bize gidelim de birer de çorba içeriz. Ona da lüzum yok. Hadi siz evinize gidin, geç kalmayın. Olur mu he çocuğanım, gece nerede yatacağınız? Çok konuşmayı sevmem. İyi. Hoca hanım bu akşam gelecekti, ne oldu acaba? Muhtar karşılamaya gitmişti. Merhaba Kamil. Hoş geldin. Selamın aleyküm. Öğretmen hanıma yolda rastladım. Bu tarafa doğru geliyordu. Buyurun hoca hanım, bir emriniz mi var? Burada mum satılmaz mı? Dükkan vardır ama bu saate kalır mı hiç? Ben size bizim evden bir tane getireyim. Başka bir şeye ihtiyacınız varsa... Hayır, bu gecelik yalnız ışığa ihtiyacım var. Ali lambayı getir. Olur Ömer abi. Hoca hanıma bir kahve yap benden. Kahve içmem. Çay yapsın öyleyse. Onu da içmem.
Keyfin bilir. Görüyorum ki bana darılıyorsunuz. Ne aksi kadın diyorsunuz? Ben aksi geçimsiz bir kimse değilim. Köyünüzün okula karşı lakaydesini görünce üzüldüm. Ayıp size, ayıp! Biz vergimizi veriyoruz. Kimse uğrayıp haliniz nedir diye sormaz. Okulu tamir etmezlerse kabahat bizde mi? Elbette sizde! 40.000 küsur köye devlet nasıl yetişsin? Size öğretmen gönderdiğine şükredin. Bu kadar insansınız, kahvede boş vakit geçireceğinize her biriniz bir taş getirse, bir çivi çaksa okulu saraya çevirirdiniz. Buyurun öğretmenim. Hayırlı geceler! Hoca hanım, siz bırakın ben taşırım. Teşekkür ederim Ömer. Ama sen şu traktörü çalıştırıp Hasan efendinin tarlasını sürsen. Merak etmeyin Lale hanım, ben ona da yetişirim. İşi geri kalmaz Hasan'a. Verin ben yapayım. Teşekkür ederim. Ne duruyorsun Mustafa, biz de yardım edelim. Edelim ya. Kolay gelsin hocanım. Kolay gelsin. Epey öteberi satın alındı. İsterseniz ihtiyar heyetini toplayalım da masrafların senetlerini tasdik ettirelim. Ne senetleri? Kireç, tahta, çivi alıyorsunuz ya. Senetsiz bunların hesabını nasıl verirsiniz devlete? Kimseye hesap filan vermeye mecbur değilim. Her şeyi kendi paramla yapıyorum. Öğretmen böyle şeyleri kendi parasıyla yapar mı hiç? Yapmaz da okulu bu halde mi bırakır? Yahu bari birkaç kuruş versek de şu ağır işleri yaptırsak. He ya. O kadarına yetmiyor para. Senin gibi bir hanım kız böyle ağır işler yapar mı? Okul vatan gibidir, nesi varsa verir ona. Müsaade et, biz de yardım edek. Hacet yok. Hacet yok değil mi kızım? Kalbimizi kırıyorsun. Müsaade et, biz de yardım edek, ne olur sanki. Böylesine ağır işleri senin gibi bir hanım kız yaparsa bizim erkeklik şerefimiz ne oluyor? Müsaade et, hadi. Müslümin, bilirsiniz ki Allah tembelleri sevmez. Zira tembellerin hiç kimseye faydası yoktur. Köyümüzün hali berbat. Yüzyıllardan beri Gümüşdere köyünde değişen, hemen hemen değişen hiçbir şey yok. Öğretmen Lale Hanım'ı görüyorsunuz, okulu bir hale yola koymak için gece gündüz ırgat gibi çalışıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de yardım ediyoruz. Evet. Yalnız birkaçınız. Bu sabah Lale Hanım kızımla dertleştik. Diyor ki, Gümüşdere'nin kaderini değiştirelim. Okuldan sonra camiyi de tamir edelim. Hep birlikte çalışalım. Köyün ortasından geçen pis su akıntısını künk içinden geçirelim, mikrop yuvasından kurtaralım. Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere her akşam ders verelim. Varın okuma yazma öğrenin, 3 aya kalmaz söker atarsınız. Kahvenin bir köşesine kitaplık kuralım diyor. Kitapları nereden bulacağız ki? Öğretmen hanım kızım İstanbul'daki arkadaşlarından getirtecek. Sonra efendiler, köyümüzün bir eczan odası yok ki. Koca karı ilaçları ile tedavi devri çoktan geçti. İlaçları, sargıları, pamukları, velhasıl hepsini öğretmen hanım kızım İstanbul'dan doktor arkadaşlarından getirtecek. Bu kızı Allah gönderdi bize. En büyük sevap bu hanım kıza yardım etmektir. Daha doğrusu köyümüze, kendimize yardım etmektir bu sevap. Ben köyün imamı olarak kollarımı sıvayıp öğretmen kızımın yanı başında yer alıyorum. Lan ne duruyorsunuz, bu köy sizin değil mi? Ben de varım.
de varım. Ben de varım hocam. Hepimiz varız ha. Ben de varım. Ben de yardım edeceğim. Ben de edeceğim hocam. De. Hepimiz. Köy için. Lan sen ne arıyorsun burada? Ömer abim gönderdi beni. İşte kağıtlarım. İkinci sınıfa gireceğim. Sen daha pek küçüksün yavrum. İkinci sınıfı yapamazsın. Ne olur abla, al beni ikinci sınıfa. Vallahi billahi çok çalışırım. Sen daha okuyup yazma bilemezsin oğlum. Vallahi billahi ben okuyup yazmayı biliyorum amca. Hadi lan! Bu sakalla ben bile doğru dürüst kıvıramadım yeni yazıyı. Ben biliyorum. Hele bak şu maskarıya. Adın ne lan senin? Hüseyin. Oku bakalım şunu. Okunmaz o amca. Okuyamazsın da ondan he. Okuyamam değil, okunmaz. İmlası yanlış. Sen Hüseyin yazmak istemişsin ama hissin diye bir şey olmuş. Bak yediğin haniye yumurcağın. Bak nasıl yazılır. Kaldır beni yukarı, boyum yetişmiyor. İ. Na işte böyle yazılır Hüseyin. Aferin Hüseyin sana. Tüh Allah cezasını bilmesin. Lan yumurcak iki paralık etti bizi. Arifet o diye, sen şunu okuyabilir misin? Hı? Ya, anladın mı düdüm? Arifet böylesine okumak. Biz 25 sene okuduk, yazdık bunu. Ne o Şükrü Efendi, bacak kadar çocukla yarışa mı çıktın? Seni ikinci sınıfa alıyorum Hüseyin. Sağ ol öğretmenim. Çabuk doktor beye haber verin. Doktor gelene kadar çocuk ölür canım. Ocağı hanımı çağırın çabuk. Yavaş tutun şöyle. Yavaş. Ocağı hanım Hüseyin'i araba çarptı, çabuk gelin. Ocağı hanım haber verdiniz mi? Şükrü efendi. Çabuk benim odamda Reza dolabını getir. Olur hocam. Sen dur, ben getiririm. Şükrü efendi, sen de kaynar su hazırla bana. Aferin. Bir doktor da yok ki. Doktorluğu biliyor öğretmen hanım. Penisilin tozu. Kaldınız doktor bey.
Öğretmen hanım yapılacak her şeyi yapmış zaten. Bundan sonrası Allah'tan. Sabaha kadar beklememiz lazım. Yaşayacak mı dersiniz doktor bey? Zaman gösterecek. Kardeşimi bağışla. Dünyada kimsem yok. O da ölürse ben yaşayamam. Bir öğretmenin bunları bilmesi tuhaf. Tıbbiyenin dördüne kadar okudum. Tevekkeli değil. Niye bıraktınız? Kalabalık şehirden ve insanlardan bıkmıştım. Uzun ve acı bir hikaye. Anlıyorum sizi. Kıymetinizi bilmemişler demek. Çiftliğe ailenizle birlikte mi gelirsiniz? Artık evli değilim. Yazık, ayrıldınız demek. Ebediyen. Ebediyen mi? 3 yıl evvel karım ilk çocuğumuzu doğururken öldü. Özür dilerim, bu acınızı bilmeyerek deştim. İnsanoğlu her acıya er geç alışıyor. Sabah oluyor. Su. Biraz su getirir misiniz? Geçmiş olsun, küçük kurtuldu. 3-4 güne kadar bir şey kalmaz. Alacaksınız değil mi öğretmenim? Evet Hüseyin, hem de en ön sırada oturacaksın. Ya Rabbim, duamı kabul ettin. Bu ilaçtan 4 saatte bir verin, ben yarın gene geleceğim. Siz de artık yatın. Sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Doktor bey, borcum... Borcum falan yok. Küçük bundan sonra benim de çocuğum sayılır, Allah'a ısmarlayın. Güle güle. Sizi evinize bırakayım. Ben şurada oturuyorum zaten. İyi geceler doktor bey. İyi günler yani. Doğru, sabah oluyor. İyi günler doktor bey. O günden sonra doktor Murat'ı bir daha görmedim. Niye? Buralarda değil mi? Hayır. Geçen de Samsun'dan doktor beyden mektup aldık. Hüseyin'i soruyor. Zayeniz de turp gibi sınıfında birincisi diye yazdım. Tabii bizim eski yazıyla. Okuyamamış mektubu da bakkal Emrullah Efendi'ye okutmuş. Hele bak ne günlere kaldık. Size bu telgrafı geldiğiniz gün göstermek istemedim. Çünkü tahkikatın ciddi olması lazımdı. Elimden geldiği kadar iyiliğine çalıştığım bu köyden suçlu olarak ayrılmak istemedim. Ne dedin, yoksa gidiyor musun? Yoksa öğretmenlikten ayrılmayı mı düşünüyorsun kızım? Asla! Mesleğimi, okulu, çocukları, köyü çok seviyorum. Onlarsız katiyen yaşayamam. Sadece kısa bir müddet için gidiyorum. Dayımın Suriye'de hisseli bir çiftliği vardı, işte o satılmış. Parası İstanbul'a gelmiş. Abim telgrafta parayı almak için veraset ilamı çıkartmak lazım, hemen İstanbul'a gel diyor. Hemen mi? Bakalım. Ya çocuklar? Okulun yaz tatiline girmesine 20 gün kaldı. Çocukları bırakıp gidemem, bekleyeceğim tabii. Bu havadise çok memnun oldum kızım. Oo, vakit de epey ilerlemiş. Ben gidip yatıyorum.
Yarın sabah erkenden kalkıp Tepeköy'e gideceğim. Öğretmenle muhtar geçinemiyorlarmış. Erken dönerim herhalde, hadi Allah rahatlık versin. Size de efendim. Size de. Allah rahatlık versin. Sana da kızım. İnsan vücudu iki kısma ayrılır. Göğüs boşluğu, karın boşluğu. Göğüs boşluğunda akciğerler, kalp, karın boşluğunda da mide, kalın bağırsaklar ve ince bağırsaklar. Öğretmenim! Öğretmenim! Peki bu boşluklarda dedikleriniz nasıl havada duruyorlar? Hiç havada durur mu? Onların hepsi birbirlerine bağlı. İple mi bağlı öğretmenim? Hayır evladım, şey yani yapışık adelelerle, sinirlerle, liflerle. Özür dilerim Lale Hanım, dersinize müdahale etmek istemezdim. Ah, doktor bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, küçüklere bu konuyu insan vücudunun resimleri olmadan anlatmak biraz güç olacak. Ben de farkındayım zaten. Ne yazık ki bu fakir mektebimizin böyle imkanları yok. Zaten olmaz da, ama çiftlikteki kütüphanemde hepsi fazlasıyla var. Çocukları çiftliğe götürüp dersi resimlerle yapmak ister misiniz? Fena fikir değil ama bilmem ki. Başka çare yok galiba. Gidelim bari. Müsaade edin. Epey zamandır yoktunuz buralarda. Samsun'daydım, dün gece geldim, işte bugün de buradayım. Verin onu bana. Hepimiz nasıl sığacağız? Oraya sığmayanlar buraya gelsin! Hadi koşun! Çok teşekkür ederim Halil efendi. Ama seni yolundan alıkoymayalım. Hiç zararı yok efendim. Benim de bu çorbada biraz tuzum bulunsun. Sağ ol Halil efendi. Çocuklar bu işe çok sevindiler. Ya siz? Ben de. Memnun oldum. Küçükler öne geçsin, gel. Siz buyurun yerleşin, ben şimdi size ders malzemesini peki, getireyim. Peki, oturun çocuklar. Otur sen de, şuraya.
İşte bunlar da tamam. Kendi sınıfınız gibi kullanın burayı. Ben şimdi sizi talebelerinizle baş başa bırakıyorum. Bir saat sonra gelirim. Peki. İşte. Göğüs boşluğu, kalp ve akciğerler. Ay, ilahi korkuttunuz beni. Nesrin Hanım, kalabalık misafirlerimiz var. 20 kadar çocuk ve öğretmenleri. Küçük bey, yani doktor bey, affedersiniz alışkanlık. Gördüm pek tatlı şeyler. Siz hiç merak etmeyin, benim meşhur pastayı hazırlamaya başladım bile. Fatma da kurabiyeleri yapar, çayın yapılması ise kolay. Bunları yapmamı söyleyecektiniz değil mi? Sen bir harikasın Nesrin Hanım, lep demeden leblebiyi anlıyorsun. Kolay mı? 22 sene bu. Çocukluğunuzda benim pastamı pek severdiniz. Hala da severim. Bir saate kadar hepsi hazır olur, değil mi? Bir saate kalmaz bile canım, kalmaz. Çok şükür Allah'a bu günleri de gösterdi. Hayrola? 3 seneden beri sizi hiç bu kadar güler yüzlü görmemiştim. Yani karımın ölümünden beri. Neşenizin sebebini biliyorum galiba. Neymiş bakalım? Pek de güzel bir öğretmen. Görüyorum ki hepiniz yoruldunuz. Ders bitmiştir. Hadi bahçeye! Yavaş yavaş, koyalım çabuk! Hayır, 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 hadi yürüyün, çekilsene! Dur, yavaş, yavaş, yavaş! Ah! İşte bizim Nesrin Hanım, 22 yıldır benim kahrımı çeker. Öğretmen Lale, sana bahsettim. Teşekkür ederim. Memnun oldum. Buyur. Doktor beyin söylediğinden de daha güzelmişsiniz. Çok, ama pek çok memnun oldum. Nesrin Hanım, sen çocuklarla meşgul ol. Şoför Halil Efendi'yi de unutma. Baş üstüne küçük bey. yani... Doktor bey, hay dilim kopasıcak. Ver bakayım. Al, sana da koyayım yavrucuğum. Halil Efendi, Halil Efendi! Buyur teyze! Gel, gel! Az kalsın şoförü unutuyordum, ah şu aklım! Size bir şey sormak istiyorum ama... beni yanlış anlamanızdan korkuyorum. Nasıl diyeyim, daha tanışalı çok olmadı. İçinizden ne patavatsız adam demeyin lütfen. Sizi gördüğüm ilk günden beri takdir ediyorum. Hatta... bu hissim takdirden de fazla bir şey. Bilmem, anlatabiliyor muyum? Sizi mesut etmeye çalışırım. Belki sonra siz de beni seversiniz. Geç kalıyoruz, hemen köye dönmeliyiz. Çok teşekkür ederim Murat Bey. Hepiniz namına. Ben de size. Bugünü hiç unutmayacağım. Müsaadenizle. Güle güle. Tekrar teşekkürler. Ömer, ne işin var senin burada? Lambanın şişesi is olmuş da onu temizlemeye gelmiştim. Ben sana demedim mi bu işleri ben yapıyorum diye? Siz benim kardeşimi kurtardınız. Ben de size hizmet etmeyeyim mi? Evvela kardeşini ben değil, Allah kurtardı. Ben sadece elimden geleni yaptım. Bunun için de sen bana borçlu değilsin. Anladın mı? Lütfen bir daha odama girme. Ben kendi işimi kendim görebilirim. Ama niçin bana müsaade etmiyorsunuz? Odanızı karıştırırım diye mi? Ne münasebet Ömer! Böyle bir şey aklıma bile getirmem. Burası ufak bir köy. Sonra manasız dedikodular olur. Hem sen çocuk değilsin artık, delikanlı oldun. Anladın mı şimdi? Evet hocanım, hakkınız var. Her şey olur buralarda. Ama elimde değil, ne yapayım?
Söz ver bana Ömer. Bir daha benim odama girmeyeceksin. Söz veriyorum hocam, bu sondur. Bir daha girmeyeceğim. Lala Hanım kızımız nerede? Samsun'dan doktor bey geldi. Lala Hanım'ı ve çocukları aldı, çiftliğine götürdü. Ya. Oh! Yahu ben ne halt ettim? Böyle laf edilir mi sizin gibi müfettiş umuminin yanında? Amma yaptın Şükrü Efendi. Müfettiş adam yemez ya. Gövdesini yemez ama başını yer adamı. Yok Şükrü Efendi, yok. Benden artık hiç kimseye zarar gelmez. Yani Lala Hanım'ı doktorun yatak odasında da görsem... Ha? O kadar da fazla ya! Lala Hanım'ı doktorun yatak odasında görmek, sonra da hiçbir şey yok demek. Vazife öyle bir şey ki... Hele emekliliğime 6 ay kala. Aha, seyek kapı demek. Şeş beş kaç demek. İyi akşamlar. Çiftlik gezisi nasıl geçti? Fevkalade. Ya. Yani çocuklar çok istifade etti. Doktorun çiftliğinde ders yaptık. Bu da bizim usullerimize aykırı ama sen yaptığına göre yine bir hayır vardır. Şükrü Hoca zar tutma. Karşındaki bir marif müfettişi, sonra seni Ankara'ya rapor ederse... Bu da nesi? Köyde alafranga müzik. Bu mevsimde aşağıdaki göle Ankara'dan, hatta İstanbul'dan gelip kamp kurarlar. Çok güzel, etrafı yemyeşil bir göldür. Yarın pazar. İşimiz de olmadığına göre biz de piknik yapabiliriz. İyi olmaz. Başka yapılacak işimiz olmadığına göre gidelim. Balık tutar, eğleniriz. Maydanozlu köfteler, sucuklar, yumurtalar, dolmalar, daha neler neler, bunların hepsi benden. Ay, bu ne bu? Bu ne bu? Şükrü Efendi'nin kamberi eşyalarımızı taşıyacak. Çek kamberini, çek kamberini Şükrü Efendi! Eşya sevmez misiniz? Severim ama araba kazasından sonra beni bir daha at arabasına biner görürseniz çıldırdığıma hükmedin. Bu at genç eşek. Eşek attan daha sakardır, öyle de dişleri var ki! Dişsiz eşek olur mu? Amanlı Şükrü Efendi! Lale. Günaydın. Günaydın Adnan. Nasılsınız Bey. Nasılsınız Lale Hanım? Pek sevinmiş görünmüyorsun. Birden şaşırdım da... Marif müfettişi Nuriye Hanım, Şükrü Hoca, Ekrem Bey, Adnan Bey. Memnun oldum. Kalabalık bir grupla İstanbul'dan gelip göl kenarına kamp kurduk. Senin burada olduğunu bir köylüden öğrenince... dayanamadım, eski ve vefasız bir dostu görmeden olmaz dedim. Teşekkür ederim. Ne kupkuru bir kelime. Hadi geç kalıyoruz. Hadi. Bunca zaman sonra beni affedeceğini sanmıştım. Ben çoktan unuttum bile. Beni de mi? Kendimi affettirmeye geldim. Günaydın Lala Hanım. Ben de pazarda eşya almaya geliyordum. Ama görüyorum ki misafirleriniz var. Siz de bizimle göle gelmez miydiniz Murat Bey? Başka zaman, rahatsız etmeyeyim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bu şehirdekiler de hiç eğlenmesini bilmiyorlar, kanları donmuş bunların! Ne duruyorsun, vur da yerlerinden oynasınlar!
senden sadece beni affetmeni bekliyorum. O mesele çoktan kapandı. Affedip etmemem hiçbir şey değiştirmez Ekrem. Hem ben seni evlendiğini zannediyordum. Hayır, evlenmedim. Sunay'ı almalıydın. Belki iyi bir arkadaş değildi ama iyi bir eş olabilirdi sana. Ne kadar acı konuşuyorsun Lale. Bu bir yaratılış meselesi. Hem doğrusunu istersen kolların arasına en yakın arkadaşını bırakıp dağlara düşmüş bir insandan daha ne bekliyorsun? Kelime oyunu yapıp ayıbımı yüzüme vurma. Eğer beni vaktiyle bir parça sevdinse ona hürmeten beni affet. Senden sadece bunu rica ediyorum. Herkes hata yapar. Ben de yaptım. Hatta en bayağısını. Ama artık değiştim. İnan bana Lale. Hayret, ağlıyorsun. Bu gözyaşlarına bir köy öğretmeninin sebep olduğunu öğrenen olursa gülmez mi sana? Sana kendimi anlatmak için benim de köylü mü olmam lazım? İstanbul'un Kazanova'sının köylü olmasına imkan var mı? Ne olur alay etme. Lale, sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım. Demek beni bu fedakarlığa razı olacak kadar seviyorsun. Evet Lale, istediğin her fedakarlığı yapmaya hazırım. Kalbim inanmamı istiyor, aklım hayır diyor. Hangisine inanacağımı şimdilik ben de bilemiyorum. Eski arkadaşlar bir sulh anlaşması imza etmişler galiba. Anlaşmanın maddeleri arasında bu köyde ufak bir saadet yuvası kurmak da var. Tebrik ederim Lale Hanım. Ben zaten bunun böyle olacağını tahmin etmiştim. Hele Suriye'deki çiftlik işinizde bir... Adnan! Demek Suriye'deki çiftliğin satıldığını ve parasının geldiğini biliyordunuz. Yine bir gaf mı yaptım, söyleyin. Söylenecek pek bir şey kalmadı galiba. Biraz evvel bir rüya görmüştük. 3-5 dakika evveline kadar ne haldeysek şimdi de o haldeyiz. Değil mi Ekrem? Değişen hiçbir şey yok. Bende de, sende de yok. Allah Allah! Hep benim yüzümden oldu. Hayır Adnan Bey! Hep benim saflığım, aptallığım yüzünden. Kırılmış veya çatlamış olabilir. Bir doktora gösterelim. Evvela kolu iki taht arasına koyalım, sonra ben onu bizim doktor beye götürürüm. Bir saate kalmaz doktorun çiftliğine varırız. Nesrin Hanım, bana bir kahve yapın lütfen. Baş üstüne. Merhaba doktor bey. Merhaba Şükrü Efendi. Merhaba. Kolunuz mu incindi? Murat bey! Bir kaza mı geçirdiniz? Evet, düştüm. Şöyle buyurun. Açın da göreyim. Ağrıyor mu? Burada acı var mı? Parmaklarınızı oynatın. Burada. Yok. Burada. Kırık yok. Bir damar ezilmesi. Birkaç güne kadar bir şeyiniz kalmaz. Şükrü Efendi, lütfen Nesrin Hanım'a söyleyin, içeriden alkolle pamuk getirsin. Baş üstüne doktor bey. Bu kaza sandal sefasından sonra mı, yoksa sandalda mı oldu? Bu kaza aslında çok daha evvel oldu sayılır. Görünmez kaza. Aptalca bir kaza. Neyse ucuz atlattım. Geçmiş olsun. Öyleyse çok üzüldüm. Ben de üzüldüm. Sizi istemeyerek üzdüğüm için beni affeder misiniz? Affedilecek bir durum yok ki. Çok iyi bir insansınız. Asıl iyi olan sizsiniz. Hayran olmamak elden gelmiyor. Sizin yanınızda kendimi mutlu hissediyorum. Her zaman yanımda olmak ister misiniz? Belki de zamanla seversiniz beni.
Zamana lüzum yok artık. Olur Şükrü efendi. Allah'a emanet olun. Merci. İyi geceler Murat. İyi geceler. Merhaba Ömer. Merhaba doktor bey. Seni öyle özledim ki! Ben de seni! Geleceğini niye yazmadın? Hadi bakalım, ders bitti, evlerinize! Dile benden ne dilersen. Seni Murat. Başka? Gene seni. Kapa gözlerini, uzat ellerini bana. Peki. Ne yazık ki burada içimden gelen hareketi yapamayacağım. Etraftan gören olursa rezil oluruz. Ağır başlı bir öğretmenden de başka türlü bir hareket beklenmez zaten. Sana veda etmeye geldim Lale. İyi bir tesadüf, nişanında da bulunmuş oldum. Tebrikler! Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir. Bari siz kıymetini bilin. Ah, sahi unutuyordum. Buraları dedikoducu yerlerdir. Zaten başlamış bile. Sözde doktor gizlice evine giriyorum. Çıldırdın mı sen? Ben de inanmadım tabii. Ama o Ömer denilen traktörcü etrafta söylüyormuş. Sözde dün gece sizin pencerede birbirinize sarıldığınızı gözlerimle görmüş. Böyle bir şeyin aslı astarı olamaz. Düpedüz terbiyesizlik bu. Siz daha iyi bilirsiniz ya doktor. Bu yaşta çocuklar kendinden daha yaşlılara aşık olurlar. Sonra da yüz bulamayınca söylemediklerini bırakmazlar. Hayret doğrusu. Her neyse, benimki sizlere dost uyarması. Zaten nikahtan sonra dedikodular da biter. Üzmeyin kendinizi. Elveda Lale. İyi adam daima kazanır derler. Doğruymuş. Allah'a ısmarladık doktor. İnşallah çok mesut olursunuz. Bir şey söylesene Lale! Niye susuyorsun, yalan de, iftira de! Murat! Hayret doğrusu, inanılacak şey değil. Tam ayrılırken başımıza bir de bu iş çıktı. Kim nedir, sen değilsin, ben inanmıyorum. Gidip kendisiyle konuşacağım. Zahmet etme, ben şimdi oradan geliyorum. Ne diyor kendisi? Hiçbir şey, kapıyı içeriden kilitlemiş, açtıramadım. Yalnız hıçkırıklarını duydum. Sana ve kardeşine bu kadar iyiliği dokunmuş bir kıza böyle adice iftira etmekten utanmıyor musun? Ben öğretmen hanıma iftira etmedim ki, gördüğümü söyledim. Keşke dilim kopsaydı da o Hanife kadına söylemeseydim. Ne gördün? Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi? Evet, sizin gittiğinizi gördüm. Pencerede gördüğüm başkasıydı.
Ne olur daha fazla sormayın bana! Bırakın beni! Bırakın! Bu gece hemen gitmen lazım. Sen nasıl istersen. Bana kalırsa hep burada, yanımda kal derdim. Bari bir gece daha. Olmaz. Köyde dedikodu aldı yürüdü. Belki de buraya gelirler. Doğru. Senin de başının benim yüzümden derde girmesini istemem. Peki, giderim. Beklemiyordun beni, değil mi? Ben hayatta çok düzenbaz, çok yalancı kadınlar gördüm ama senin kadar cüretlisine rastlamadım. Dinle beni Murat! Mesele bildiğin, gördüğün gibi değil. Hala yalan! Neden bu köye geldin? Bu pis işlerini şehirde çok daha rahat yürütebilirdin. Murat, yalvarırım sana! Yarına kadar sabret! Her şeyin doğrusunu öğreneceksin. Doğrusu irisi kaldım artık bu işin. Yarına kadar iyi bir masal uydurmak için mi? Söyleyeceksen şimdi söyle! Şimdi söyleyemem Murat! Onun yaşaması lazım! Yarın! Yarın mı? Bu an bile artık çok geç! Her şeyi yıktın, berbat ettin! Al yüzüğünü! Başka budalaya lazım olur! Büyük bir şehirdir. Samsun'un nüfusu... Çocuklar, kendimi iyi hissetmiyorum. Çok başım ağrıyor. Evlerinize gidin, öğleden sonra kırda ders yapacağız. Öğretmenim, bugün müzik dersi yapacak mıyız? Hayır kızım, bugün müzik dersi yapmayacağız. Vazife bitti, sana veda geldim kızım. Ankara'ya dönüyorum. Hakkında ne söylerlerse söylesinler inanmam. Bir müfettiş ancak gözüyle gördüklerine inanır. Sen melek gibi bir kızsın. Böyle şeyler yapamazsın. Abi, niye köyümüzden kaçar gibi gidiyoruz? Bari öğretmenimi Allah'a ısmarladık deyip elimi öpeyim. Allah'a ısmarladık kızım. Abi, nereye gidiyoruz?
ben de ama bu köyden gitmemiz lazım. Sizi istasyona kadar götüreyim hanımefendi. Yolumun üstü, ben de Samsun'a gidiyorum. Çok teşekkür ederim, eksik olmayayım. Dönmeyecek misin oğul? Dönmek için bir sebep kaldı mı artık? O ne hal Şükrü Hoca? Ne olacak, ağlıyorum işte. O da bizim dağımızdır. İnmesek de, çıkmasak da, o da bizim dağımızdır. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Uzakta, o ev bizim evimizdir. Yatmasak da, kalkmasak da, o ev bizim evimizdir. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Burada kalın, ben yaralıya bakayım. Galiba siz bahsettiği doktorsunuz değil mi? Kız kardeşim bana sizden uzun uzun bahsetmişti. Benim yüzümden köyde adı az kalsın kötüye çıkacaktı. Kardeşim. Lala Hanım? Evet. Ama ona layık bir ağabey değilim ben. Yanlış arkadaşlarla dostluk kuran sonunda böyle olur işte. Kaç defa söyledi ama dinlemedim. Evvelki akşam da onu görmeye gelmiştim. Gerisi malum. Kumandan bey, ben ilk tedavisini yaptım. Kan durdu, yarısı pek mühim değil. Hastaneye götürün, vermeyi çıkarsınlar. Peki doktor bey. Doktor bey, bana bakıp da kız kardeşim hakkında karar vermeyin. Sen hiç merak etme. Beni gördüğünüzde lütfen söylemeyin. Söylemeyeceğim. Hayrola doktor, nereye böyle? Okula tamire gidiyorum. Ne tamiri canım? Biraz sabredin, anlarsınız. Lale, senden özür dilemeye geldim. Affet beni Lale, meğer ben ne budalaymışım. Memduh yakalandı demek. Sağ mı? Sağ. Keşke dün gece bana söyleseydin. Kardeşini jandarmaya vereceğimi, yoksa onun suçundan dolayı senden vazgeçeceğimi mi sandın? Cevap ver bana Lale. Belli olmazdı insan o anda ne yapacağı. Seni çok kırdım. Zamanla beni affedecek misin? Zannederim Murat. Artık hiç ayrılmayacağız. Seni çok mesut etmeye çalışacağım. Ben de seni Murat. Müfettiş hanımı istasyona bırakıp geliyorum. Orada bir ses var uzakta. Orada...
istasyona gitmekten vaz mı geçtiniz? Hayır doktor, senin arabanla gidersem istasyona bir türlü varamayacağımı anladım da. Şu minibüs nasıl olsa o tarafa gidiyor, bırakır beni.